İyi akşamlar. Ulusal Kanal ve 100.8 Ulusal Radyo ortak yayınında Halkın Ekonomisi programına hoş geldiniz diyoruz efendim. Bu hafta şöyle başlayalım isterseniz. Bu sabah uyandınız, gazeteleri aldınız ama bir şeyi göremediniz. Çok önemli bir şeydi bu. Yaşamımızı etkiliyor, hayatımızı etkiliyor. Bundan sonrasını da etkileyecek ama gazetelerde, gazete manşetlerinde yoktu. Ben şöyle göstermek istiyorum. Hacimlice şöyle bakarsak. Bunlar gazetelerimiz. Aldık geldik. Uğur hocamla birlikte az önce konuşuyorduk. Bu gazeteler neyi göstermedi hocam? Sayın Uğur Cevlek'le birlikte birazdan hocam sizinle bunları konuşacağız. Gazete manşetlerinden başlayacağız. Ama daha sonra ne yapacağız? Daha sonra dış dünyada da önemli gelişmeler var. Doğrudan Türkiye'yi ve ekonomimizi etkiliyor. Onlara bakacağız. Bu hafta bir fark yapalım. Ve göçmen konusu, göçmenler ne alakası var diyeceksiniz. İktisatla, bizim ekonomimizle ya da halkın ekonomisiyle, patatesle, soğanla ne alakası var? Bunu konuşacağız. Bir de Dünya Kupası'nın ne ilgisi var bizim ekonomimizle? Bu sorunun da yanıtlarını Sayın Uğur Civelek'le birlikte bu hafta bulmaya çalışacağız. Hocam önce sabah kalktık, manşetlerde göremedik, bulamadık. Siz söyleyin neyi göremedik biz bugün manşetlerde? Hemen söyleyeyim, Aydınlık Gazetesi ve bir iki gazete dışında yer verilmeyen bir gerçek vardı. Şöyle özetleyelim. Geçen hafta seçimleri yaptık. Takibinde ikinci bir seçime gerek kalmadı. Siyasi belirsizlik ortadan kalktı diye döviz kurlarının gerilediğini gördük. Finansçılar iyimser hikayeler yazmak peşinde koştular. Türk lirasının kayıplarını kısmen geri aldığını, dolar kurunun 4.70'lerden 4.60'ın altına doğru geriletildiğine tanık olduk. Ama bu hafta Türkiye İstatistik Kurumu bir rakam açıkladı. Tüm rüzgarlar tersine döndü. Bugün kur tekrar 4.70 seviyesinin üstünü denedi. Dalgalanıyor. Beklentilerde çok seri bir olumsuzlaşma yaşandı. Peki bu açıklanan rakam ne? Ve senin gazetelerin birinci sayfasında yer almadığından şikayet ettiğin haber, Haziran ayı enflasyon rakamları. Peki bu Haziran ayı enflasyon rakamları nasıl çıktı? Gelecek için neler söylüyor? Piyasa beklentileri ıskaladı açıklanan rakama. Beklentilerin iki katı düzeyinde bir enflasyon rakamı çıktı. Dün sabah 10'da Türkiye İstatistik Kurumu rakamı tarafından açıklanan veriye göre tüketici fiyatları Haziran ayında %2.61 oranında yükselmiş. Sene başından Haziran sonuna ilk 6 aylık dönemde fiyat artışları %9.17 olmuş. Yıllık oran ise %15.39'u bulmuş. Bu kimsenin görmeyi ummadığı bir rakamdı. Biraz gerilere gidelim. Geçen sene boyunca özellikle ikinci yarısı hep melenmişti. Ekonomide ile ilgili bakanlıklar, bürokratlar hep yıl sonunda tekhaneye düşeceğiz söylemiyle avutmuşlardı. Yıl sonu yaklaştı, olmadı ama bu yılın ikinci çeyreğinde tekhaneye gerileyecek dediler. Bu yılın ikinci çeyreğinin sonundayız. Tekhanenin yerinde yerler esiyor. Yıllık enflasyon %15.39. Şimdi daha dramatik olan başka bir konu var alt detaya baktığımızda. En yüksek artış %21'lik tartısı olan gıda ve alkolsüz içecekler grubunda. Gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki fiyat artışı, aylık fiyat artışı %5.98. Yani %6'ya ramak kalmış. Şimdi bakıyorsunuz ya bu yılın enflasyon hedefi neydi? %6.5. Gıda ve alkol içkilerde sırf Haziran ayındaki fiyat artışı %6. Bir aylık artış. Bir aylık toplam artış. O zaman mutfağın enflasyonuyla bu genel enflasyon böyle yani iktisaden belki doğru olmayabilir ama böyle desek nasıl olur? Senin söylediğin yere geçeyim. Bu rakam Türkiye'de açlık sınırının altında yaşayan oranının ne kadar artırmış olabilir? Belirgin bir şekilde. Peki yoksulluk sınırının altındakilerin sayısı çok daha fazla artırmış olabilir. Bu enflasyon rakamı geleceğe yönelik tüm beklentileri olumsuzlaştırdı. Salı günü saat 10'da açıklandı. Pazartesi günü beklentilerini herkes bir kenara yazsaydı ama salı günü rakamından sonra anormal bir olumsuzlaşma yaşandı. Bizim basın yani çoğu yandaş zaten olumsuz şeyleri yazmıyor. Vatandaşımızı üzmek mi istemiyor yoksa gerçekleri bilmesi mi istiyor, istemiyor tartışmalı. Çok dramatik konu. Bunu iyimser gösterecek hiçbir tarafı da yok. Şimdi peki anormalliği göstermişim. Normalde Haziran ayı
gıda ve alkolsüz içecekler için mevsimlik olarak fiyatların yükselmeyeceği, gerileyeceği bir dönem. Niye? Yeni tarımsal ürünler çıkıyor. Arz artıyor. Fiyatlar, hale gelen miktarlar, arz sayısı miktarı arttıkça fiyatlar geriliyor. Gerilemesi gereken bir dönemde mevsimlik olarak %5.98'lik çok anormal bir artış. Bu, Türkiye'nin bu yılın ikinci yarısında daralma beklentisini daha fazlalaştırdı. İşsizlikteki artışı daha yükseltti. Eylül'de kredi notumuzun düşme ihtimalini birkaç kat artırdı. Türkiye'ye para gitme ihtimalini yok denecek seviyelere indirdi. Yani bu yılın ikinci yarısı çok zor, sıkıcı, geçecek. Türkiye'nin kırılganlığı da çok yüksek düzeye yarışacak. Ayrıntılandıracağız ama şurada da bir gariplik yok mu? Biraz girdiniz aslında. Yani her yıl şöyle birkaç ay ya da birkaç hafta diyelim bir yaz başladı mı bir bolluk bereket olurdu belli ürünlerde. İnsanlar bolca alırdı. Sonra fiyat bir dengeye gelirdi. Ya bu yaz bereketini kaçıran şey ne oldu hocam? Ürün mü yok? Varsa nereye gidiyor? Nedir bu işin? Bir, Haziran ayında fiyatlarda yükselişin sebeplerine bakalım. Mevsim normalinin dışına çıktığına göre anormal sebepler olması lazım. Sebeplerden bir tanesi tarım sektörüyle ilgili. Tarımda korkunç bir başı bozukluk var. Çiftçi kaderine terk edilmiş. Tarlaların önemli kısmı ipotekli. Borç çok hızlı büyümesin diye bazı çiftçiler ekmemeyi tercih ediyor belki. Ekilmeyen alan sayısı çok artmış. Ekilen miktarlar daha sınırlı. Hale gelen mallar da doğal olarak azalıyor. Birincisi bu. İkincisi, örneğin sen Dünya Kupası dedin. Bazı ürünler ihracatçı alıyor. Örneğin Dünya Kupası nedeniyle talep artacağı beklentisi Rusya'ya mal gönderiyor. Direkt üreticiden alıyor. Üreticiden alınması hale gelen mal miktarını azaltıyor. İhracat yani. Tabii. Hale gelen mal azaldıkça da fiyatlar daha yüksek seviyelere çıkıyor. Bazı ürünlerde geçen hafta saydık soğan patates gibi. Yeni ürüne ilişkin rekorte tahminleri kötü. Bir takım hastalıklar, sorunlar var anladığımız kanalıyla. Ekilen alan da dar. Onu ihraç etmiyorsun ama yine rekolte tahminleri düşük olduğu için daha önceki stokların da fiyatını uçuruyor. Bu tarımda ciddi planlamaya ihtiyaç var. Bu kısa vadede çözülmesi pek mümkün olmayan bir konu. Tarım Bakanı diyor ki ben de anlamadım diyor. Bu patates şu an neden arttı? Kim aldı? Siz anladınız mı? Vallahi Tarım Bakanı büyük bir itiraf yapmış. Bugün yani yaklaşık bir yıla yakın bir süredir bakanlık yapıyor. Ne olup bittiğini anlıyor olması lazımdı. Ya kendisi görevi bırakmalıydı ya bürokratlarını değiştirmeliydi. Çünkü anlamadığı bir şeyi sorununu çözemez. O zaman çözebilecek olanların gelmesi lazım. Ya da çözüme katkıda bulunacaklar, yardımcılar bulması, bürokratlar bulması lazım. Tarım sektöründe sorunumuz ciddi. Haziran ayı enflasyonu bunu masanın üstüne koydu. Türkiye'nin öncelikli sorunlarından biri tarım sektöründeki başı bozukluktur. Bu konuya dokunmayan, çözüm aramayan kişi Türkiye'yi yönetiyorum diye sokakta dolaşmaz. Birincisi bu. İkincisi bu yüksek enflasyonun sebepleri. Bir tanesi seçim ekonomisi. Seçimler bitti. Seçimler bitti ama seçim ekonomisinde paralar havalarda uçuştu, rüşvetler dağıtıldı, seçim rüşvetleri. Paranın devir hızının düşürülmesinin gerektiği bir dönemde bu hız artırıldı. Yani Türkiye baskın seçim kararı almasaydı belki Merkez Bankası bu kadar faiz yükseltmeyecekti. Niye? Çünkü kurlarda belki bu kadar hareket olmayacaktı. Maliyet yükümlü baskılar da çok yüksek olmayacaktı. Seçim bir fiyat artışlarında önemli bir faktör. Bir üçüncü faktör Ramazan ayı. Normal, malum Ramazan ayında evet insanlar oruç tutuyor. Belki günde iki öğün yemek yiyor oruç tutanlar iftarda ve sahurda. Ama Ramazan ayı aynı zamanda zekatların daha çok verildiği, fitrelerin dağıtıldığı, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gereken bu rakamlar da talebi yukarı çekiyor. Arz talep dengesindeki bozulma da fiyatlara yansıyor. Yani iftar çadırları kuruluyor ama o zekat paralarıyla finanse ediliyor. Başka bir takım yardımlar yapılıyor. Hep talebi uyaran faktörler. Ramazan ayı, seçim ekonomisi, buna bir de dört numara olarak şunu eklemekte yarar var. Küresel koşullar olumsuz. Geçen sene aynı dönemde lehimizeydi. Nispi bir iyimserlik vardı. Gelişen ülkelerin paraları değer kaybetmiyordu. Riskten kaçınma eğilimi güçlü değildi. Ve üçüncü çeyrek çok iyi geçmişti, rahat atlatılmıştı. Ama bu sene durum öyle değil.
yaklaşık aylardır ticaret savaşlarıyla çalkalanıyoruz. Evet. Korkular giderek büyüyor. Riskten kaçınma eğilimi güçlü. Gelişen ülkelerin paraları değer kaybediyor ve enflasyon baskısı biriktiriyor. Ona birazdan geleceğiz. Çok ayrıntılı konuşacağız. Dış dünyada ne oluyor, ne bitiyor. Ama biraz daha içten gidelim isterseniz. Şimdi yeni kabine de kurulacak. Bekleniyor. Yeni bir sistem de var. Bir taraftan bakacağız nasıl bir şema oluşacak, devlet şeması. Hem Tarım Bakanlığı olsun, hem Ekonomi Bakanlığı olsun. Buna ilişkinde birçok spekülasyon var. Takip ediyor musunuz bu gündemi? Bazı çok, isimler de zikrediliyor. Onlarla ilgili de fikrinizi soracağım. Özellikle Ekonomi Bakanlığı konusunda. Çok fazla takip etmiyorum. Çünkü ciddiye almıyorum. Neden? Şu anda. Yani piyasada bol miktarda spekülasyon dolaşılıyor. Lobi faaliyetleri var. Bazıları bir isim üfürüyor. Ama bunların ortak noktası şu. Ankara'yı Batı'nın istediği yörüngede tutacak isimler aranıyor. Bunlar üfleniyor sanki alternatifmiş gibi. Ama Türkiye'de enflasyondaki alarm, diğer sorunlar birlikte düşünüldüğünde önce teşhisi koyman lazım. O teşhis olabildiğince gerçekçi olursa stratejiyi kurarsın. Bu stratejiyi en iyi kim uygular derken de ona göre atama yaparsın. Böyle bir strateji yok ki ortada. Sadece birileri kendi çıkarları için lobi yapıyor. Örneğin sen belki bir isim söyleyeceksin. İşin uygulamasıyla teori kısmı çok farklıdır. İşin tümüyle teorisine odaklanmış bir kişi danışmanlık yapabilir. Ama işin başında her şeyi koordine edemez. Bunu bile görmezden geliyorlar. Şimdi Kemal Derviş vakası, bir vaka diyoruz buna, hafızalarda Kemal Derviş işin akademisyen değildi. Evet. İşin pratiğinin de kısmen içindeydi. Politikadan anlamıyorum dese bile yani politikanın alasını yapabilecek kapasitede biriydi. Dış güçlerin adamıydı, ayrı konu. Ama kamuoyunda işte şu anki Mehmet Şimşek'in adı kalsın diyenler, bir kişiden umut arayanlar var. Geçen hafta boyunca hep buna tanık olduk. Ya bir kere yeni rejim değişikliği ile ilgili düzenlemeleri yapıyorlar. Kararname dün çıktı galiba. Evet. 74 maddelik. Daha çok eksiği var, daha çok değişir. Kamu yönetimi rejim değişikliği olunca eski bildiklerimizi çöp sepetine atacağız. Yeni bir ilişkiler zinciri ortaya çıkıyor. Yeniden öğreneceğiz. Deney yanıla doğrular aranacak. Bunun etkileri olacak. Bunun etkileri olacak. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi birileri kendi derdine düşmüş, kendi çıkar lehine lobi yapıyor. Ben de bunları ciddiye almıyorum. Okumuyorum bile. Ankara'yı Batı'nın yörüngesinde tutacak bir isim dediniz. Yani aranan biraz lobilerde bunu gördüğünüzü. Peki Ankara'nın Batı'nın ekseni dışına çıkma ihtimali var mı? Böyle bir ters düşünürsek diyelim. Bugüne kadarki görüş ayrılıklarına bakarsan o ihtimalin olmadığı söylenemez. Bir ihtimal diyorsunuz. Tabii ki. Onu kuvvetlendiren şey bu tablo mu? Biraz daha açayım. Yine enflasyondan hareketle açayım. Geleceğine konuşalım. Evet, enflasyon %2.61 çıkmış Haziran'da. Yıllık rakam %15.39. Peki bu rakam 3. çeyreğin sonunda ne olur? Yıl sonunda ne olur? Ne tür faydaları, zararları olur? Bu arada konuşmadığımız başka rakam daha verelim. Yurt içi üretici fiyatları da açıklandı salı günü saat 10'da. %3,03 oranında artmış yurt içi üretici fiyatları. Üfe dediğimiz fiyat. Evet. 6 aylık artış %15,5'u bulmuş. Son 12 aylık artış bu konuda %23,69. Çok yüksek. Çok güçlü bir enflasyon baskısı geliyor demektir. Yurt içi üretici fiyatları ekonominin kabaca %40'ını yansıtır. Fiyatlar vergisizdir. Hizmet sektörü yoktur. Üfe bir sonraki döneme yansır diyebilir miyiz? Yani etkisi bakımından. Tabii ki gelecek konusunda üretici fiyatlarındaki artış kademeli tüketici fiyatlarına yansıyacaktır. Yani tükettiğimiz şeyler üretiliyor. Enflasyon baskısına örneğin yıllık %15,39 tüketici fiyatları üretici fiyatlarında görüyorsunuz %23,70. Çok daha yüksek. Güçlü bir baskı geliyor maliyet kökenli. Yani üfe TÜFE'yi üretici fiyatları tüketici fiyatlarını yukarı çekme nasıl diyelim kuvvetine sahip. Onu söylüyorsunuz. Kesinlikle. Bu da tabii ki Türk lirasının değer kaybıyla bağlantılı bir konu. Bu arada bir şey daha belirtmekte yarar var. Son 15 yılda Merkez Bankası bir şehir efsanesi yarattı. Efendim fiyatlama davranışları değişmiş. Kurlardaki hareketin enflasyona yansıması %15'e sınırlıymış.
artık her şey değişmiş. Şimdi görüyoruz ki bu palavraymış. Kurların enflasyonu yansımalarının %15 değil, çok daha yüksek. Niye? İnsanlar artık kurların geleceğini varsaymıyor. Ona göre fiyatlama yapmıyor. O zaman da o şehir efsanesi yıkıldı. Birincisi bu. İkincisi, Türkiye enflasyon hesaplarken tartıların zorunlu ihtiyaç maddeleri aleyhine, ithalat lehine değişik yüksek tutulması enflasyonu düşürmek için son 15 yılda, şimdi geri tepmeye başladı. Kurlar da yükseliyor. İthal malın tartılarının toplamış kapağı yüksek olunca kur artışı çok daha yakıcı oluyor. Bunu yurt üretim fiyatları yansıdığını görüyorsun. Bu da tüketici fiyatları üzerindeki enflasyonist baskıyı güçlendiren bir faktör. Ayrıca tarımda arz eksikliği olan ürünleri ithal etmeye koşuyoruz. Ama artık kurlar yüksek olduğu için o ithalat fiyatlarının eski seviyelerine gelmelerini sağlamıyor. Bunu çok faktörlerle görüyoruz. Şimdi dönelim önümüzdeki 6 aya. Bakın, geçen sene yılın 3. çeyreği dış koşullar çok rahat olduğu için Türk lirası kısmen değerlenmişti. Eylül ayı başındaki Kurban Bayramı sonrasında 3.42 düzeyine kadar gerilemişti. Maliyet baskıları azalmıştı. Yıl sonunda tekerle enflasyon bekliyorlardı. Geçen sene Temmuz, Ağustos, Eylül'den oluşan 3 aylık dönemde toplam enflasyon %1.32. Burada bakıyorsunuz bir tek Haziran %2.61. Bu sene Temmuz, Ağustos, Eylül'deki fiyat artışları bence 4-5 aralığında bir yerde olur. 1.32'nin çok üstüne çıkar. Bu da şu anlama geliyor. 3. çeyrek sonunda yıllık enflasyon %18.5-19 seviyelerini zorlayabilir. Bu çok başka bir şey. Eğer burayı zorlayacaksa piyasa daha yüksek faiz isteyecektir. Merkez Bankası'nın 500 puanlık artışını yeterli bulmayacaktır. Yapılmazsa kurlarda yeni yukarı hareketler gelebilir. Enflasyonist baskılar kaçığı gibi büyüyebilir. Yani yılın 3. çeyreği sonunda enflasyon zirve yapacak deniyor. Bu seviye bankacılar, ulusal yatırım bankaları dilini ısırarak konuşuyor ama 18-19 arasını bulabilir. Bu da şu anki faizlerin yetersiz kalacağı, bu faizlerin Türkiye'ye yabancı sermaye getirmeyeceği anlamındadır. Eylül'de Türkiye'nin kredi notu bir kere daha düşürülebilir. Çünkü malum yakın izlemeye alındık. Yakın izlemede kalma süresi 3 ay. 3 ay Eylül başında doluyor. Sonbaharda bir yaprak dökümü ekonomide. Sonbahara girerken. Şimdi bir şey daha söyleyeyim, yine ilave edeyim. Normalde maliyet baskılarının fiyatlamalara yansıması mevsimlik dalga etkileri olur. Örneğin Kasım ayındaki bir maliyet artışının fiyatlara yansıması daha uzun sürede olur. Ama Haziran ayındakinin, Temmuz ayındakinin çok daha hızlı olur. Neden? Türkiye'deki ekonomik aktiviteye bakıyorsunuz. Genelde Kuzey Yarımküre'de öyledir. Nisan ayında hareketle başlar, ekonomik aktivite canlanır, giderek canlanır. Bu Ekim ortasına kadar devam eder. Ondan sonra ölü bir sezona girilir. İşte tarımsal ürünlerin kademeli devreye girmesi, turizm aktivitesinin artması, okulların açılması bu döneminde, hepsi arka arkaya gelen sular ekonomiyi canlandırır. O beklenen talebe göre mallar üretilir. Mayıs'ta Haziran'daki maliyet artışları da süratle Eylül'e kadar fiyatlara yansımaya başlar. Şimdi beklentiler bu kadar bozulduysa, dışarıdan beklenen para gelmeyecekse, kurlar da gerilemeyecek demektir. O zaman bu yılın 3. çeyreğindeki fiyat artışları %4-5'i rahatlıkla bulabilir. Daha zam yağmuru bu hesabın içinde yok. Seçim sonrasına ertelenen zam yağmuru bu hesabın içinde yok. Biraz daha konuşacağız. Özellikle inşaatı da soracağım ama önce kısa bir ara, ardından halkın ekonomisi devam edecek. Evet, Ulusal Kanal ve Ulusal Radyo 100.8 ortak yayınında halkın ekonomisi devam ediyor. Sayın Uğur Cüvelik ile birlikte konuşulmayanı konuşuyorduk. Enflasyon, ortaya çıkan etkiler ama 6 aylık, önümüzdeki 6 aya bakıyorduk. Oradan bir devam edelim isterseniz. Evet.
Eylül sonu itibariyle enflasyon %18-19 seviyelerine tırmanabilir. Zam yağmuru daha bu hesaplarda tam yok demiştik. Geldi. Peki ama yıl sonu için enflasyon ne olur? Geçen yılın son çeyreğinde, yani Ekim, Kasım, Aralık aylarında birikimli enflasyon %4-30.31 düzeyinde gerçekleşmiş. Bu yıl aynı dönemde daha düşük mü olur, daha yüksek mi olur diye sorduğumuzda benim kanaatim %60-70 ihtimal daha yüksek olur. Evet. Bu daha yüksek olması da yani diyelim ki 4.5'a yakın bir seviyede oldu. O zaman yıl sonu enflasyonu 19'un üstünde olabilir şimdi. Eğer enflasyon bu kadar yüksekse bu şu anlama geliyor. Merkez Bankası faizlerine ne yapacak? Yükseltecek mi referans faizi? Çünkü piyasada likiditeyi açığı var. Bunu Merkez Bankası tamamlıyor. O nedenle bankanın kaynak maliyeti üzerinde de belirleyici. Bu enflasyon rakamı anormal kredi vermiş bankaları bugüne kadar. Örneğin daha düşük getiriyle vermiş eski faiz oranlarından. Şimdi fonlama maliyeti giderek artıyor. Bankaların canını yakar, öz kaynaklarını eritir. Yeni kredi verme imkanlarını da sınırlar. Birincisi bu. İkincisi, sen şeyi sordun. İnşaat sektörünü sordun. Evet. İnşaat sektörünün durumu da krediyle ilgili. Kredi yoksa, vermekte istekli değilse bankalar, aylık kredi faizi konutta %1.5'a tırmandı. Daha da tırmanabilir. İnşaat sektöründe satışlar zayıf kalacak demektir. Geçen yılın aynı dönemlerinin belirgin bir şekilde altında kalabilir. Bu da satış yetersizse şirketlerin, inşaat sektörünün nakit akışını bozar. Zorda kalan kredi bulamıyorsa kaça bulursa ona satmak zorunda kalır. Metrekare başına inşaat fiyatları yükselmezken, hatta yer yer gerilerken maliyetler koşmaya devam eder. Geçen hafta içinde bina inşaat maliyet endeksleri açıklandı. Açıklanan rakam %23-24 artış var. İşçilik hariç malzeme fiyatlarındaki artış bu. Malzeme maliyetleri hızla koşuyor. Metrekare başına bina fiyatlarında çok fazla değişiklik yok. Bu kar marjını eritip eksiye itiyor. İnşaat sektörüne verilen krediler de zaten bankacılık sektöründen ve sektörün yaşadığı sıkıntılarından kaçınılmaz olarak daralacak. Ben inşaat sektörünün daha zor günlerle tanışabilme olasılığını yüksek görüyorum. Bu çerçevede yıl sonu kur ne olur? Herkesin merak ettiği bir soru. Bundan iki ay önce bir kur tahmini yapmıştık. Daha baskın seçim falan yoktu. Ben yıl sonu kur için 4.5'un üzerinde olur dediğimde herkes çok karamsar bulmuştu beni. Şu an kur 4.68. Temmuz ayının başındayız. Bugün 4 Temmuz. Amerikan piyasaları kapalı, piyasalar gergin. Sene sonunda 5'in üzerine çıkabilir mi? Çıkabilir. Yani burada açmaz şu. Merkez Bankası daha fazla faiz yükseltecek mi? Birinci soru bu. İkincisi, yabancıların, yerlilerin faize hassasiyeti ne düzeyde olacak? Şimdi, eğer en iyi senaryoyu söylüyorum. Merkez Bankası enflasyondaki sıçramayı, beklentilerdeki değişim dikkat alıp faizleri daha yükseltirse. İki, yabancıların faize hassasiyeti hala var ise ve de yerleşiklerin, bu yükseltilen faize tepki verip dövizden Türk lirasına dönüş hızlanırsa, Türk lirası değerlenirse, ha o zaman biraz daha iyimser olabilirsin. Ama ben bunun gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Neden? Bir, Merkez Bankası'nın faizleri yükseltmesi bir kere ekonomide daralma yönünde daha güçlü baskı yaratacak. Borç alacak zincirinde kırılmalar daha sert olacak. Nakit akışlar daha çok bozulacak. Bu ciddi bir işsizlik de üretecek. Siyasi iradenin bu duruma seyirci kalması olası değil. İki, desteklese, ne gerekiyorsa yapın dese bile ben ne yerlilerin ne yabancıların faize hassasiyeti kaldığını düşünmüyorum. Neden? Küresel koşullarla ilgili. Yani Türkiye faiz yükseltti, bundan yararlanalım deme eğilimi çok zayıf. Zaten yaklaşık 9 haftadır gelişen ekonomilerden para çıkıyor. En çok çıkan yerlerden biri de Türkiye. Evet, böylece aslında dış dünyada ne oluyor ya da biraz geçelim isterseniz. Şimdi ticaret savaşları çok büyük bir hacim kaplıyor diyelim.
Amerika'ya karşı yine Dünya Ticaret Örgütü'nde bir toplantı oluyor. 40'ın üzerinde ülke bu gümrük kararlarını eleştiriyor, tepki koyuyor. Oradan başlayalım isterseniz üst başlık olarak. Şu ticaret savaşlarındaki son nasıl diyelim karşılıklı atışlar, vuruşlar neydi? Sonra yavaş yavaş yine Türkiye'ye geleceğiz ister istemez. Şimdi bunu başlatan Amerika. Amerika'ya tepkisini almamak için susanlar olabilir. İki, geri kalan herkes aslında tepki veriyor. Yani nereden çıktı bu? Bir anda tüm hesapları bozdunuz. Esas olarak bu vergi yükünden rahatsız olan, yani çıkarları etkilenecek olanlar, dengesi bozulacak olanlar ilk tepkiyi veriyor. Bakıyoruz, Çin ne yapacağını tasarlamış. Misillemede bulunacak. Yalvarmayacak, rica etmeyecek. Avrupa aynı çizgide. Kanada başının çaresine bakmaya çalışıyor. Yani ticaret savaşlarında ilk masa başında uzlaşı için tehdit teşvik o aşama geçti. Temmuz ayında fiilen ek gümrük vergileri uygulamaya girdi. Kanada da yalnız Amerika'ya karşı değil, diğer ülkelere karşı çelik vergisi konusunda uygulama başlattı. Başkaları da benzerlerini yapacak. Bunun anlamı dünya ticaret hacminde daralmalar olabilir. Riskten kaçınma eğilimi giderek güçlenebilir. Gelişen ülkeler merkezi yeni bir küresel kriz yola çıkmış olabilir. Şimdi bir kere ok yaydan çıktı. Bu bir hasar bırakacak. Yine bu hafta başında vardı. Trump'ın üstündeki baskılar da artıyor. Yanındaki adamlar da kendisi gibi düşünen insanlardan seçilmiş. Bir şeyleri iyi biliyorlar da her şeyi bilmiyorlar. Yani bir adam bir anlamda her şeyi bilmeden, biliyormuş gibi bildiğini okumaya kalkarsan yanlış karar verme ihtimali yüksek olur. Trump ve yönetimi örneğinde olduğu gibi. Bu tip insanlardan sakınılması lazım. Ama sakınma şansın da yok. Bir deli bir kuyuya bir şey attı, 40 akıllı artık çıkaramıyor. Bu bir daralma yaratacak. Trump şöyle bir şey söylemiş. Yani demiş, hazırlık yapın, diğer ülkelerle görüşün. Bizim dengesizlikleri azaltacak ama karşı tarafı da uzlaşıya teşvik edecek bir şeyler bulun. Kardeşim, sen bu karmaşayı çıkarmadan önce niye bu hesabı yapmadın? Karmaşayı çıkardıktan sonra arayışa giriyor. Geri adım da yok. Kendisi de geri adım atamıyor. Muhtemelen Kasım'a kadar böyle devam edecek. Yani bu yılın ikinci yarısında dünyadaki ticaret hacmi, büyüme eğilimi düşecek. Tüm beklentiler revize edilecek. Bir şeyin değişmesiyle her şey değişmeye başlayacak. Zaten dünya kırılgan bir dönemden geçiyor. Burada örneğin Arjantin IMF ile anlaştı. 1 dolar hala 28 peso. Gelen giden yok. %40 faiz var %20 enflasyona rağmen. Yüksek reel faiz veriyor. IMF ile anlaşmış. Sermaye para gelmiyor yani. Güvenli limana kendini atıyor, gitmiyor. Örneğin Amerika'da faizler %2'ye dayandı. 10 yıllık faizler 3.20'lere de olması gereken faizler şu anda 2.83'te. Niye? Güvenli liman diyor ya park ediyor, riski almıyor. Getiri peşinde değil sermaye. Bu tabii ki sermaye çok ihtiyacı olan yerlerin ihtiyaçlarını karşılayamaması anlamına geliyor. Örneğin Türkiye'nin dış finansman ihtiyacı korkunç. Finansman maliyetleri giderek artıyor. Sorunları ağırlaşıyor. Kurlar faizlerde yükseliş sıkıntı yaratıyor. Yani Haziran ayı enflasyonundaki beklenenin iki katı çıkan rakam krize girdiğimizi tescil etti diyebiliriz. Yani bir de şunu diyebilir miyiz? Önemli bir noktaya geldik aslında. Yani Arjantin örneğinden yola çıkarak. Hani klasik anlamda Batı'nın her dediğini yapsak bile. İşte onların tırnak içinde demokrasi standartları. İşte batılı anlamda bir sosyal demokrasi Avrupa diliyle ya da Amerikan diliyle söylersek bir özgürlükler alemi iktisaden ve siyaseten böyle kurgulasa bile ülke kendisini ya da muhalefet liderlerinin seçim meydanlarında söylediği bir ülkede adalet varsa sermaye gelir. Böyle beyanlar da duymuştuk miting alanlarında. Bütün şartlar sağlansa bile bize para gelmeyebilir mi diyorsunuz? Evet. Arjantin'den yani olağanüstü hali kaldırdık. Evet. Batı'nın güvenebileceği birilerini ekonomi yönetimine monte ettik. Yine gelmeyebilir. Ya geleceğimiz üzerinde belirleyici olmaktan vazgeçtik. Jeopolitik konularında Batı'nın taşeronu olmayı da kabullendik. Yine de gelmeyebilir. Çünkü artık sermaye ABD'ye bile güvenmiyor. Sermaye Amerika'ya bile güvenmiyor. Güvenmiyor.
O zaman şu hani meşhur tabiri vardı. Bir söylediğim sözü açayım. Evet. Yani faize hassasiyetin kalmaması ne anlamdadır? Hatırlayın. 1994 krizinde Şubat ayında %9,25 faiz verildi. İşten geçtikten sonra o kadar anormal faiz versen de işe yaramaz. Hassasiyet kalmamış. 2001 krizinde gecelik 10.000 faiz verildi. 21 Şubat 2001. İş işten geçtikten sonra ne işe yarar ki? Dünyada şu anda faize hassasiyetin köreldiği bir dönemden geçiyoruz. Bunun ne zaman nasıl sonlanacağı da bilinmiyor. Merkez bankaları onun için etkisizleşiyor uzunca bir süredir. Bu çok ilginç bir nokta ve sermaye de Amerika'ya güvenmiyor diyorsunuz. Faiz de verseniz kar etmez. Yani klasik çözüm reçeteleri... Geçen hafta konuştuğumuz konuyu biraz hatırlatayım. Finans dünyası Trump'a güvenmiyor. Araları kötü demiştim. Çok uluslu şirketlerin de önemli kısmı ile Trump yönetiminin arası kötü demiştim. Evet. Bu da bizim klasik batı algılayışımıza uymuyor demiştik. Bunun doğal bir sonucu. Evet. Para kazanmak için bir takım yüksek faizlere ilgiyi azaltıyor. Riskten kaçınma eğiliminin güçlenmesini önlemiyor. Sıkıntıyı büyütüyor, besliyor. Evet. Peki şu hani teğet geçti falan diyorduk 2008 krizine. Yani şöyle denilebilir mi? Şu an dünyada bir şeyler oluyor. Bu kriz midir? Bir dalga mıdır? Etki midir? Bize gelince, bizim kıyılara gelince ya da tam anlamıyla gelince diyelim ne olduğunu anlayacağız, hissedeceğiz. Tamam, bu cepte dursun. 2008'e kıyaslamanızı isteyeceğim. Yani o teğet geçmişti de şimdi gelen şey artık her neyse teğet geçme ihtimali var mı bizim bu işten çıkma ihtimalimiz nedir? 1995'ten bu yana dünyadaki eğilimler sürdürülebilir değil, politikalarda geleneksel değil. Bu süreci hızlandıran ülke Amerika. O saatten sonra ne oldu? Asya krizi oldu. 97. Rusya krizi oldu. Doğal sonuçlar bunlar. Eski refleksler yeni koşullara uymayınca krizler yaşanıyor. Arkasından 11 Eylül terör saldırısı geldi. Çünkü Amerika da durgunluğa girmişti. 2000 yılı sonunda dünyada büyüyen ekonomi kalmamıştı. Dünya çok hastaydı. Komaya girmek üzereydi. Derken bir doping yapıldı 11 Eylül'den sonra. Federal Reserve para politikasını bir daha sıkılaştırmamak üzere gevşetmeye başladı. K-Trade diye bir şey icat edildi. Anormal para yağdırıldı. Borçlanmayanı dövmeye başladılar ve varlık değerlerine bir spekülasyon başladı. Bankalar da bu süreci desteklemek zorunda kaldı. Başka çareleri yoktu. Bizim gibi ülkelerde sokakta kredi kartı dağıtılır oldu. Evet. Medyanın yayınları değişti. Ondan sonra çılgın bir tüketim gördük. Her şey yükseldi. Emtia fiyatları, petrol 4 katına çıktı. Bakır 3 katına çıktı. Buğday 2,5 katına çıktı. Her şeyin fiyatı yükseldi. Ama bir takım yüksek kredi notu verilmiş, toksik kağıtlar, 3A rating verilmiş, anormal bir çılgınlıkla piyasada krizin sebebi oldu. O spekülatif çılgınlık felaketle bitti, küresel kriz. O zaman Türkiye teğet geçti. Pardon da dünyadakinin her kolay çözeceğini nereden biliyorsun? Biz bilmeden içeridekileri sakinleştirmek için ne söylenmesi gerekiyor onu söyledik. Ne olacağı bilinmiyordu. Derken 2009 yılının Nisan başında Londra'daki ikinci G20 zirvesi kriz sonrası sırasında. Orada bir teşhis kondu. Dendi ki yani bu sorun küresel. Küresel soruna uzlaşıya dayalı küresel çözüm lazım. Etkili düzenlemeye ihtiyaç var. Korumacılığa kesinlikle karşıyız. Niye? Korumacılığa sistemin alerjisi vardı. O tür riskler, öyle riskler alınmıştı ki tekrar alma isteğinin tahrik edilmesi gerekiyordu. Bunun önündeki engel korumacılıkla onun karşı olduğunu söylemeniz lazımdı. Bakın, risk alma isteği ile korumacılık birbirine karşıt şeyler. İkisi bir arada olmaz. Federal Reserve 3 tane parasal genişleme dalgası yaptı. Şimdi artık bilançosunu küçültüyor. Avrupalılar da o dalgaları artık küçülme sürecine geçtiler. Ve risk alma isteğini öldürecek bir zehir var piyasada. Ticaret savaşı adı altında anılan korumacılık. Evet. Bu koşullarda faize hassasiyet kalmaz hiçbir yerde. Risk primleri yükselir. Bizim gibi ülkeler ihtiyaç duydukları finansmanı sağlayamazlar. Bizim gibi dış finansman aşırı bağımlı olmayanlar yumuşak iniş yapabilir. Fakat şu son enflasyon rakamıyla birlikte bizim yumuşak iniş şansımız kalmadı.
Ya da inişle düşüş arasında bir yerde miyiz? Yani yumuşak iniş kalkış terimleri daha çok havacılıktan alınmıştır. Ülke kalkışa geçiyor denir. Ya da yumuşak iniş. Normalde bir uçak yumuşak iniş yapabilmesi için süratini 230 kilometre civarına düşürmesi gerekir. Arka tekerleklerini piste koyacak. Sırayla. Sonra yavaş yavaş sırayla düşecek. Yumuşak iniş o. Sert iniş nedir? Süratini kesemeden acil olan durumlar nedeniyle sert bir şekilde toprağa vurursun. O sert iniş olur. Tahribat da olur uçakta. Tekrar havalanamaz. Büyük uzun bir bakım gerekir. Pistten çıkma riski de var. Evet. Biz o durumdayız şu anda. Peki bu koşullarda siz kaptan olsanız nasıl bir kaptan olursunuz? Ya da nasıl bir kaptan lazım? Şöyle açayım. Liberal bir kaptan mı lazım bize? Daha basit sorayım. Komünist bir kaptan mı lazım? Sosyalist bir kaptan mı lazım? Karma ekonomici bir kaptan mı lazım? Pardon, sonuçta buraya bir kaptan lazım. Nasıl birisi? Uçağı sert indiren bir kaptansa uçağı tekrar yaptıktan sonra aynı kaptana uçurtmazsın. Yani pilotaj hatası var mı yok mu diye ona bakarsın. Evet. Şimdi son 15 yılda Türkiye'de yönetimsel hatalar, yanlış politikalar var mıydı? Tartışmasız vardı. Peki bu kesimler yaptıkları hatalardan ders aldı, doğruyu biliyorlar mı artık? Emin değiliz. Belki de söylemiyorlar, görüyorlar ama. Bir başka konuya geçeyim. Ben bakıyorum içinde bulunduğumuz koşullarda Türkiye için kaç seçenek var? Yani malum siyasi iradeyi eleştirirken tek sorunumuz ekonomi mi? Bölgemizdeki jeopolitik riskler? Geleceğimizde belirleyici olması iddiasından vazgeçiyor muyuz? Ha. Bak Demirel'in söylediği bir laf vardır. Dün dündür, bugün bugündür. Dünyada son 25 yılda çok şey değişti. Eski çıkar uyumu çoğu ülke arasında çıkar çatışmasına dönüştü. Bir şey değişti, her şeyi değişmek zorunda gündeme geldi. Türkiye'de bundan sonra geçmişi kenara bırakıp geleceğe bakarak kimlerle çıkar uyumu var, kimlerle çıkar çatışması var, bu çatışmalar nasıl yönetilecek, çıkar uyumunun verimliliğe dönüştürülmesi için neler yapılacak, dış politika, yani yeni bir stratejiye, buna uygun dış politikaya, buna uygun iç düzenlemelere, buna uygun planlamaya ihtiyaç var. Yani sert indik, ineceğiz, çakılacağız, bir kriz olacak. Ama bundan sonrasının ayrı planlanması lazım. Yeni, evet. Geleceğin koşullarına göre. Ha bu kapasite mevcut siyasi iradede var mı? İnşallah vardır, yoksa durum karışır. Buradan geliyorum, şu andaki lobicilere geleyim. Finans dünyası, içerisi dışarısı şuna teşvik ediyor siyasi iradeyi. Aman her şeyden vazgeçin. Ekonomik krize öncelik verin, önce enflasyon deyin, Batı ile uzlaşın, ne istiyorlarsa yapın. Açıkça söylemek gerekirse, bizim yumuşak iniş yapabilmemiz için veya sert inişten sonra hasarın tamirine yardım bulabilmemiz için geleceğimizden vazgeçeceğiz. Çıkar çatışmasını görmezden geleceğiz. Çıkar uyumu olan ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmekten vazgeçeceğiz. Bir 100 yıl daha vesayet altında kalmayı kabulleneceğiz. Bu zor bir iş. Ama şu anda birileri sadece diğer tarafını söylemeden bunu zorluyor. Bu bir tarafı. Bir de diğer tarafı var. 1998'de Rusya'nın yaptığı gibi. Sert iniyorsa iniyor. Kendi imkanlarımızı omuz omuza verir. Geleceğimize vesayet olmadan, birilerinden yardım etmeden farklı yöntemlerle tekrar doğarız. Ayağa kalkarız. İki uç senaryo. Orta senaryo yok mu? Şu anda biri konuşuluyor, teklifler yapılıyor. Diğeri o. Daha radikal ayarlamalar gerekecek. Tüm dış politika değişecek. Bu siyasi irade hangisini tercih eder? Yoksa son 3-4 yılda olduğu gibi ikisi arasında mekik mi dokur kararsızlıktan? Bilmiyoruz. Ama artık mekik dokuyarak zaman kaybında da Türkiye'nin tahammülü yok. Artık bir bu iki uç arasında gri tonlar olabilir. Evet. Ama o yüksek beceri gerektirir ki o beceri bizde yok. Biraz karar vakti geliyor diyorsunuz. İktisadi açıdan da hem de politik açıdan. Karar vakti geliyor. İran'ı da konuşmak istiyorum. Çünkü malum bizim iç siyaset başka bir yerde olduğu için komşuda olanları biraz görmüyoruz. Biz açalım. Son bölüme de girdik ama İran'da ne oluyor? İran'da ne oluyor? İran'da olup bitenleri birkaç başlıkta görmek gerekir. Amerika'nın İran'da olup bitenlerdeki rolü nedir?
doğrudan ve dolaylı. Amerika'nın bölgedeki yeni müttefikleri, Suudi Arabistan, İsrail'in bu gelişmelerdeki rolü nedir? Amerika neden P5+1'den çıktı ve Kasım ayı sonrasında İran'da iş yapanlara yaptırım uygulayacağım deyip tehditler savuruyor? Amerika Orta Doğu'da belirleyici olmak istiyor müttefikleri kanalıyla. Orta Doğu'daki ülkelerin haritasını yeniden çizmek istiyor. Büyük Orta Doğu projesini hayata geçirmek için son bir şans yaratmaya çalışıyor. Bunun önündeki en büyük engel olarak da İran'ı görüyor, Türkiye'yi değil. Bu da ayrı bir soru işareti olması gereken bir konu. İran'da hiçbir koşulda teslim olmayacağını dile getiriyor. Yani Suudlara rica edebilirler 2 milyon varil günlük daha fazla petrol üretmeleri için. Herkes tehditleri boyun eğerse de Hürmüz Boğazı'nı muhtemelen dünya ticaretine kapatacak. Dünyada başka şeyler de olacak. Yani belirsizlik giderek tırmanıyor. İran'ı izole etmek o kadar kolay değil. Bence Ankara'nın ilk tepkisi İran'dan petrol durdurma konusunda hayır demesi çok isabetli. Dilerim o çizgide yürürler. Dilerim herkes Amerika'ya hayır der. Onlar da caydırıcılığın azaldığını görüp bu coğrafyada olmayacak işe amin demek zorunda bir demekten vazgeçerler. İsrail de haddini bilir. Bölgede haritaları değiştirmenin dışarıdan müdahale olamayacağını herkes kabullenir. Evet. İran'dan şu mesajlar geldi. Ya ciddi ülkede bir ekonomik sıkıntı, sorun var. Bunu kendileri de kabul ediyor ve yaptırımlar yüzünden olduğu da çok belli. Hürmüz konusunda bir mesaj verdiler. Bir de göçmenler konusunda mesaj verdiler. Onu da sormak istiyorum. Amerika'nın yıllar boyu Türkiye, İran, Afganistan üzerinde CIA denetiminde oluşturduğu hatlar var. Evet. İran'da da büyük zenginler yarattılar bu yolla. Onların kanalıyla İran'da istikrarsızlık çıkarabilecek potansiyele sahipler ekonomik açıdan. Evet. İran şu anda sıkıntılı dönemden geçiyor. P5+1 anlaşması sonrasında kamu sübvansiyonları kademeli azaltılacak. İran'daki fiyatlar dünya standartlarında değişecekti. Bu zaten sancılı bir süreçti. Amerika bu sancıyı 4-5 katına çıkarıp İran'ı patlatmakla tehdit ediyor. İçeride de işbirlikçileri var. Güçlü işbirlikçileri var. Trump yönetiminden de çok sert açıklamalar geliyor İran'a yönelik. İşte kısa bir süre içinde, bir yıl içinde işlerin değişeceği, rejimin değişeceği yönünde. Trump'ın yakın çevresinden de böyle mesajlar geliyor. Yani bunlar bir kuru sıkı atış mıdır? Yoksa mevcut ekonomik durum böyle bir krizi doğuracak potansiyele sahip midir? Şimdi Trump kendini kanıtlamaya çalışıyor diyebilirsin. Senaryolardan biri bu. Trump'ın kendini kanıtlarsa ne yapacak? Finans sektörü Trump'ın yörüngesine mi girecek? Barış çubuğu içilecek. Çok ulus şirketler birdenbire tamam sen en güçsün boyun eğiyoruz mu diyecek. Harley Davidson tamam Avrupa'ya fabrika kurmuyorum. Amerika'da üreteceğim mi diyecek. Pentagon alkışlayacak. Bundan sonra sen ne dersen onu yapacağız. Sen büyük şefsin mi diyecek. Adam herkese sorumlu kendini kanıtlamaya çalışıyor. İran üzerinden. Tabii. Biraz da. Burada Pentagon'a yaratma da var. Yani çok karışık. Dilerim kös kös dönmek zorunda kalırlar. Peki bu nasıl olur? Bu coğrafyadaki ülkeler, Avrupa, Çin gibi ülkeler de destek verirse, dik durursa Orta Doğu nihai huzura kavuşur. Nihai huzur, büyük şeytanı buradan kovmadan nihai huzur olmayacak gibi görünüyor. Bu bizim enflasyon, ekonomi. Bu siyasi hamle buralara da bir şey olur mu hocam? Son şimdi bölüme de girdik. Biraz önce iki tane yol çizdim sana. Bir tanesi ekonomide Batı'nın insafına bırakırız kendimizi. Her şeyden vazgeçeriz. Finansçılar bunu savunuyor. Başka yol yok diyor. Bir de krizi göze alırız. Ama dik dururuz. İlaniye toprağımız değişecek şansımız yok. Komşularımızı değiştirme şansımız da yok. Bu coğrafyanın istikrarı için dik dururuz. Krizi göze alırız. Ama onun orta uzun vadedeki nimetleri daha fazla olur. Şimdi sizin tarzınızda bir farklılık var. Son iki dakika. Bunun ne anlama geldiğini soracağım. Genelde ekonomistler şöyle kriz kelimesini ağzına pek almaz. Almıyor zaten. Hatta gazeteler abartıyor. Hiç yer vermiyor enflasyon artışına. Öyle bir ortam var. Siz ise diyorsunuz ki krizi göze alalım ama bir duruş koyalım. Tabii ki. Ya bu siz bir maliyet mi öneriyorsunuz topluma? Tabii bir ceza mı kesiyorsunuz? Hayır.
ülkenin beka sorununu ortadan kaldırmak için doğru olanı söylüyorum. Krizse kriz. Ülkenin gerçeklikleri, geçmişte yapılan yanlışlarla kriz yaşayacağımı söylüyorsak yaşayalım bunu. Geleceğimizden vazgeçmek uğruna ötelemeyelim, birbirimizi kaldırmayalım. Benim söylediğim bu. Birilerinin yaptığı hataların faturası başka birilerine çıkmasın. Onun için söyledim. Bu dönem oluşmuş sorunların faturasının kimlere çıkarılacağıyla ilgili bir dönem olacak. Hatayı yapanlar bedelini ödesin. İki, son seçimi gösterdiği bir şey var. Yani ülkemiz insanları ekonomik sorunlardan çok beka sorununa hassas. Seçim sonuçları bunu söylüyor. Herhalde siyasiler de bunu okuyor. Evet. Umarım diyelim. Önümüzdeki hafta ne göreceğiz? Hocam isterseniz şöyle bir haftanın iktisadi gündemini de değerlendirip toparlayalım. Şu anda gerçekleri konuşulmasından yana olmayacak finans dünyası. Onlar finansal piyasaları da bu doğrultuda manipüle etmeye çalışacaklar güçleri yettiğince. Evet. Ama bu hafta son iki günde görülen şu, yabancılar Türkiye riskini azaltmak için biraz daha hızlanmış görünüyor. Evet. Yerleşiklerden bir tavır hareket gelmedi son iki gündeki yukarı kur hareketinde. Yabancılar belirleyici. Bizim bankalar itfaiyeci gibi, tulumbacı takımı gibi yangın söndürmeye çalışıyorlar. Bu kafayla, o bilançoyla bu işin altında kalırlar. Ben çok endişeliyim. Eğer siyasilerimizle o bankacılara güvenip onların dediğini yaparak çözüm arayacaklarsa hepimize geçmiş olsun. Herkes başının çaresine baksın. Evet. O zaman bu haftalık bu kadar diyelim halkın ekonomisinden. Haftaya yeniden bakalım bazı şeyler de belli olacak siyasette. Biraz daha net konuşabiliriz belki. Yeni hükümet şekli, kurumların işleyiş tarzı. Önümüz biraz daha açılır. Daha açık, net konuşuruz. Yani zaten hafta sonunda onlar şekillenecek. Evet. Önümüzdeki çarşambaya bir şeyleri bilerek daha rahat konuşuyor olacağız. Öyle diyelim. O zaman bu haftalık halkın ekonomisinde bizden bu kadar diyelim. Sayın Uğur Civelek şunu söylüyor. Bir şey olacaksa biz onu önceden görelim, sorunu, meseleyi paylaşalım ama dik bir duruşla olası sıkıntıları göğüsleyelim. Dedi kendisi, fikir sizin, takdir sizin diyelim efendim. İyi akşamlar.